Evet. Sayın Rektörüm, değerli hocalarım ve kıymetli öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü olarak Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ömer Çomaklı önderliğinde yürütülen Yeni Nesil Üniversite ve Uluslararasılaşma çalışmalarının merkezinde yer alan dil öğretimi ve öğrenimini konuşmak üzere düzenlediğimiz Neden Dil Öğrenemiyoruz, Öğretemiyoruz başlıklı söyleşimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Bugünkü söyleşimizin konuğu Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünden Profesör Doktor Nimet Yıldırım. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Sayın hocam, söyleşimizi öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Profesör Doktor Nimet Yıldırım kimdir? Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyona imza attığınız için Cengiz Han Hocam. Önce çabalarınızdan, emeklerinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Sanırım üniversitemizde bu kapsamda ilk çalışma benim bildiğim kadarıyla. Şöyle İnşallah. multidisipliner tüm bölümlerin bir araya geldiği belki ilk ve örnek olacak hocam dil bölümlerine. İnşallah. Bununla da gerçekten gurur duyuyoruz. Çünkü böyle bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Daha önce biliyorsunuz sizin organizanızla bunu fiziki olarak Evet. gerçekleştirecektik. Ama salgından dolayı erteledik. Ama sonunda bu iletişim medya çağı gerçekten müthiş bir şey. Bu yolu bulduk ve inşallah bu şekilde biraz ertelemiş de olsa bu programları gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu İnşallah açıdan da Sayın Hocam. size çok çok teşekkür ediyorum. Efendim Nimet Yıldırım 1963 Erzurum Hınıs doğumlu. Cumhuriyet Lisesi mezunuyum. Kısadan geçeyim. Fars Dili ve Edebiyatı'nı 1984 yılında üniversitemizin Fars Dili Edebiyatı bölümüne kayıt yaptırdım. 88'de bitirdim. Yüksek lisansımı İstanbul Fars Dili ve Edebiyatı'nda tamamladım. Yüksek lisansımı yaparken Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü'nde Arapça Farsça uzmanı olarak çalıştım. 2 yıl. Daha sonra asistanlık sınavıyla fakültemize giriş yaptım. Şimdi halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Benimle ilgili bilgiler bu kadar. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Aklınızdaki bilgilerden sonra mensubu bulunduğunuz Fars Dili ve Edebiyatı bölümü hakkında kısa bir tarihçe bölümümüz hakkında bir bilgi alalım. Vesileyle bölümümüzü tanımayan, bizi dinleyen dinleyicilerimize Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü de kısaca tanıtmış olalım Sayın Hocam. Evet efendim. Efendim Fars Dili ve Edebiyatı bölümümüzün şimdiki adı biliyorsunuz. Ülke genelindeki diğer üniversitelerimizi de göz önüne alırsak önceleri bizim öğrenci olduğumuz yıllarda hatta asistan olduğumuz yıllarda ülkemizde 3 büyük üniversitede Fars Dili ve Edebiyatı bölümü vardı. İstanbul, Ankara ve Erzurum. Çok şükür Erzurum biraz taşra olarak görünse de dışarıdan biz kendi alanımızda Fars Dili ve Edebiyatı alanında büyük çabalar gösterdik. Arkadaşlarımızın, öğretim üyelerimizin, üniversitemizin, rektörlerimizin, dekanlarımızın da tabii ki sayesinde gayretleriyle, çabalarıyla. Önceleri bu 3 bölümde, 3 üniversitede Fars Dili ve Edebiyatı bölümü vardı ama Doğu Dilleri ve Edebiyatları başlığı altında Evet. 2 ana bilim dalı vardı. Fars Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı, Arap Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı. İstanbul Üniversitesi'nde artı bir de Urdu Dili ve Edebiyatı vardı. Daha sonra ilk Konya başlattı. Biz ana bilim dalı olmaktan çıktık. YÖK'e dosyamızı sunduk ve bölüm olarak ayrıldık. Şimdi hem Konya'da hem Erzurum'da diğer fakültelerde daha doğrusu üniversiteler bunu yapmadılar. Biz Arap dili ve Fars dili bölümleri olarak 2 bölüm ayrı bölüm halinde şu anda eğitim ve öğretim vermekteyiz. Dolayısıyla bizim tarihçemize bakacak olursak 1968 yılında Arap Fars dilleri ve edebiyatları bölümü olarak kurulmuşuz. Lisans düzeyindeki öğretime de 1974-75'te başlanmış Arap Fars Dili ve Edebiyatı olarak.
1983 yılında Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümü adını alarak Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı ana bilim dalları adında iki ayrı ana bilim dalı olarak faaliyetlerimizi sürdürmüşüz. Daha sonra demin de söylediğim gibi 14 Ocak 2014 tarihinde Doğu Dilleri ve Edebiyatları bünyesinden ayrılıp Fars Dili ve Edebiyatı bölümü adıyla öğretimimize devam etmekteyiz. Bölümümüz 2015-2016 öğretim yılında ikinci öğretimde de öğretime başlamış, öğrenci almış. Ancak bu belli bir süre sonra biliyorsunuz diğer bölümlerde de olduğu gibi özellikle filolojilerde ikinci öğretim ya da gece öğretim dediğimiz öğretime son verilmiş. Mevcut durumda bölümümüzün 105'i kız, 80'i erkek, toplam 185 öğrencimiz var. 5 yüksek lisans ve 4 tane de doktora öğrencimiz bulunmakta. Bu yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin bir kısmı da yabancı öğrenciler ki bunlar daha çok İran'dan birkaç öğrencimiz var. Bölümümüzde öğretim üyesi ya da öğretim elemanı kadrosu olarak 2 profesörümüz, 2 doçentimiz, 2 yabancı uyruklu öğretim üyemiz ve 2 tane de araştırma görevlimiz var. Bölümümüzün kısaca tarihçesi ve kapsamı bu şekilde Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Sayın Hocam. Ben teşekkür ederim. Sayın Hocam tabii Farsçayı konuşacağız. Farsça öğretimini konuşacağız. Belki sizin ilgi alanınızda olan biraz da edebiyata muhakkak sizin değineceğinizden eminim o konuda ben ama asıl konumuz dil öğretimiyle ilgili. Farsça ve İran dilleri diyeceğim. Çünkü bu arada buraya şunu da eklemek istiyorum. Şimdi ben genel olarak Farsça ve İran dilleri dediğimizde birçok insanı belki merak edeceğiz. Siz de bahsettiniz. Arap Dili ve Edebiyatı bölümümüz de var. Bu Farsça ve İran dillerinin kısa tarihi konusunda bilgi alırken sizden bir de bir iki cümleyle yani birçok insan için belki Farsça ile Arapça aynı veya aralarındaki fark bile bilinmiyor olabilir. Bir iki cümleyle ona da değinirseniz çok sevinirim hocam. Çok teşekkür ederim. Bu ikinci soruyu en sona bırakalım. Farsça ile Arapça arasındaki ilgi, benzerlik, farklılık nelerdir? Çünkü bizim hem Farsçayı, Fars Dili ve Edebiyatı bölümü olarak hem de Türkler olarak, Anadolu'nun sakinleri olarak, Anadolu özellikle diyorum çünkü Farsçayla ilişkilerimiz çok eski dönemlere, Türkiye Cumhuriyetimizin olmadığı dönemlere, Anadolulara, ta Gaznelilere kadar inmektedir. Evet. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli bir konu. Aslında ülkemizde de hemen hemen hiç işlenmiyor diyebilirim. Aslında bu konuya da özel eğilmek gerekiyor. Şimdi tabii efendim, Farsça derken, İran dilleri derken, ta milattan önce 3000'li yıllara, 2500'lü yıllara gitmek gerekir. Bir defa İran adı nereden geliyor? Bunu da seyircilerimizin kafasında bir fotoğraf olarak yerleştirmemiz çok iyi olacaktır. İslamiyet'ten önce biliyorsunuz İranlıların özellikle Eşkaniler ve Sasaniler dediğimiz yaklaşık 900 küsur yıllık iki büyük imparatorluk zamanı ki Sasaniler İslamiyet'in gelişiyle 652 yılında milattan sonra İslam ordularının İran'a girişiyle yıkılmışlardır. Sasaniler ve Eşkaniler 900 yıl kullanılan bir dil var. Pehlevice adında bir dil. Yani İslamiyet'ten önceki İran'ın en yaygın kullandığı, en geliştirmiş, en çok geliştirmiş olduğu alfabesi de olan kendi özgün alfabesi bir dil var. Buna Pehlevice diyoruz. Bu Pehlevice'nin kökeni de Sanskritçe'ye dayanıyor. Sanskritçe de biliyorsunuz Hind-Avrupa dillerinin kaynağı. Yani bugün Avrupa dillerinin, İran dillerinin içerisinde olduğu büyük dilin, soy ağacı, dil ağacındaki kökenin adı Sanskrit dili. Bütün bu diller oradan geliyor. Almanca, Fransızca, Macarca, Rusça, Farsça vesaire, Farsçanın alt lehçeleri bütün Sanskritçe'ye dayanıyor. Dolayısıyla İslamiyet'ten önceye gittik. Şimdi orada İran kelimesini bulup geri geleceğiz. Orada fazla kalmayacağız. İran kelimesi, çünkü çok uzun konular bunlar. Çok zevkli ve aslında tarihi olarak da genel kültür açısından çok önemli ama belki başka zamanlarda sizin moderatörlüğünüzde başka programlarda bunları konuşuruz. İran kelimesi ilk defa Zerdüşt'ün kitabı Avesta'nın içerisinde geçiyor. İran Vic diye geçiyor. Arya kelimesi de bilirsiniz. Ari ırk, Aryalar diye.
işte Avrupalıların da içine dahil olduğu ırk. Bu kelime Avesta'dan geliyor, Zerdüşt'ün kutsal kitabın dediği kitaptan geliyor. Temiz, soylu, arı, duru anlamlarını veriyor. İranlılar, İran kelimesi aslında bizim Gazneliler, Selçuklular döneminde de pek kullanılır değil. 1926'dan sonra İran devletinin adı olmuştur. Çünkü o coğrafyaların adı Gazneliler, Selçuklular, Timurlar, Moğollar, Kaçarlar diye geçer tarihte. Yani bugün İran'daki orta dereceli okullardan tutun üniversitelere kadar tarih anlatılırken Gazneliler, Selçuklular diye başlar, Kaçarlarla biter. Dolayısıyla İran kelimesi İran'daki Şah'ın devriminden sonra resmileşmiş İran devleti olarak kalmıştır. Daha sonra da biliyorsunuz İslam devriminden sonra İran İslam Cumhuriyeti olmuştur. Bu İran kelimesi ona tespit ettik. Nereden geliyor? Avesta'dan geliyor. Yani Zerdüştilik'ten daha geliyor. Peki Farsça, Farsçanın orijinali da Parsi'dir. Yani F yerine P kullanılır. Mesela Firdevsi'nin Şahnamesinde bu kullanılmaz. Çünkü Firdevsi Araplar ülkesini ele geçirdiği için onlara biraz kızmıştır. Onların harflerini kullanmak, kelimelerini kullanmak istemez. Farsi yerine Parsi der. Hatta der ki, burada bir Farsça beyit okuyayım izninizle. En azından Farsça duymuş olur seyircilerimiz. Besi renc bordem derin salisi, ecem zinde kerdem bedim parisi. Firdevsi Şahname'yi yazmak için 30 yıl çabalamıştır. Der ki 30 yıl çabaladım, gayret ettim. Bu Parsi ile yani Farsça ile Acem ulusunu dirilttim. İranlılar bütün varlıklarını Farsça, bütün varlığını Firdevsi'ye borçludur. Daha sonra bizim Türk imparatorluklarımıza borçludur. Gazneli Mahmut'tan başlayarak Kaçarlara kadar bu Türk imparatorlukları Farsçayı bugünkü gelişmiş haline getirmişlerdir. Dolayısıyla Farsçanın çıkış noktasında öğrendik. Firdevsi'nin Şahnamesiyle yeniden canlanıyor. İslam sonrası Arap alfabesi alınıyor. Pehlevi alfabesi bir tarafa bırakılıyor. Arap harflerine 4 harf ekleyerek yeni bir alfabe oluşturuyorlar. Daha sonra bu alfabe bizim Osmanlıcamızın da alfabesi oluyor. Evet. Farsçaya gelince, Farsçayı biz 3 döneme ayırıyoruz. Çok çok bir özet, çok kısa bir özet. Eski Farsça, Orta Farsça ve Yeni Farsça. Eski Farsça tarihin en eski dönemlerinden başlıyor. 4 ayrı lehçeye ayrılıyor. Okuyucular diyorum kitaplardan hareketle seyircilerimizin ya da dinleyicilerimizin hafızalarında vardır bu kelimelerin bir kısmı. Med dili, Saka dili, eski Farsça Avesta dili. 4 tane eski Farsçanın lehçesi var. Neden bunlardan söz ediyoruz? Çünkü günümüz Farsçası buralara dayanıyor. Evet, çok kökeni buradan geliyor. Evet. İkincisi Orta Farsça, Cengiz Han Hocam. Orta Farsça M.Ö. 250'den M.Ö. 652'ye kadar kullanılan Farsçanın adıdır. Bu Farsçanın iki lehçesi var. Birisi Eşkani Farsçası, Eşkani Pehlevicesi. Öteki de Sasani Pehlevicesi. Demin de sözünü etmiştim. Sasaniler döneminde hem Sasaniler bir din devleti, Zertüştilik köylere varıncaya kadar tapınaklarını kurmuş. Bu din devletinin resmi dili de Pehlevice. Pehlevice'nin en gelişmiş olduğu dönem Sasaniler dönemi. İslam öncesi İran edebiyatı, dili, kültürü, uygarlığı ile ilgili çok önemli eserler bu dille yazılmış ve İslam sonrasına aktarılmıştır. Hatta İslam sonrası bizim klasik Arapça eserlerimizin önemli bir kısmı, çevirilen önemli bir kısmı Pehlevice'den yapılmıştır. Mesela İbn-i Kuteybe gibi, Kelle ve Dimne eseri gibi, İbn-i Kuteybe'nin tarih kitapları gibi. Dolayısıyla bu dil bizim için çok önemli. Son döneme geliyoruz. Yeni Farsça dediğimiz dil İslamiyet'ten sonra, yani 652'de İranlılar İslamiyet'i kabul edince, Arap alfabesini de alınca yeni bir dil oluşturuyorlar. Çünkü bu Pehlevice alfabesi çok harften, çok sayıda harften oluşuyor. Öğrenmesi, kullanılması zor. Arap alfabesini görünce alıyorlar ve kendilerine uyarlıyorlar. Bu yeni Farsçanın 7 tane lehçesi var. Bunları kısaca sıralıyorum. Farsi-i Nov, yeni Farsça bugün İran'da kullanılan dilin adı. Günümüzde de aynı dil kullanılıyor. Farsi-i Tacik diyoruz. Tacik Farsçası bugün Tacikistan'da kullanılıyor. Seyircilerimiz bunu bilmeyebilirler. Farsça deyince ilk akla İran geliyor.
Tabii demin sizin de söylediğiniz gibi bazen Arap ülkeleri de geliyor. Çünkü Araplarla İranlıların Arapça ile Farsçanın aynı olduğunu düşünen çok sayıda vatandaşımız var. Tabii ki bu tamamen yanlış. Ancak şu çok önemli. Bugünkü İran'da kullanılan dilin adı Yeni Farsça veya Farsça dediğimizde İran dili. İkincisi Tacik Farsçası, Tacikistan'ın resmi dili. Üçüncüsü Deri Farsçası, bugün Afganistan'da kullanılan resmi dil. Dördüncüsü Oset dili, Kuzey-Güney Osetya'nın dili. Beşincisi Peştu dili, Pakistan. Altıncısı Beluç, Pakistan, Afganistan o bölgeler. Yedincisi de Kurdi. Bizim ülkemizde İran, Türkiye, Irak, Horasan Eyaleti'nin kuzeyi, Suriye, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ın bazı bölümlerinde kullanılan Kurdi'nin yani Kürtçe dediğimiz dilin, bizim ülkemizde de çok sayıda vatandaşımızın konuştuğu dilin kökeni demek ki Yeni Farsça'ya gidiyor. Bunlar Farsça'nın lehçeleri. Bunu da verdikten sonra geliyoruz günümüz Farsçasına. Çağdaş Farsçayı da biz 1906 İran Meşrutiyeti ile başlatıyoruz. Tabii ki bütün dillerde olduğu gibi klasik ve modern çağdaş diller arasında farklılıklar var. Ancak bu Farsça'da çok fazla değil. Neden? Çünkü Farsçayı sadece İranlılar çabalayarak bugünkü haline getirmemişler. İranlılardan daha çok belki siyasi ve otorite güç Türklerin elinde olduğu için o bölgelerde Anadolu'dan, Mezopotamya'dan, İran içlerine, Orta Asya'ya, Hindistan'a kadar özellikle Gazneli Mahmud'un Hindistan'ı fethiyle birlikte Farsçayı yücelten Türkler, İranlılar ve Hintliler olmuştur. Böyle üç büyük ulusun bu dili önemsemesi, Gazneliler döneminde edebiyat dili, Selçuklular döneminde aynı zamanda resmi dil, Gazneliler döneminde Farsça ve Arapça eserler yazılmış, Türkçe eser yok. Dolayısıyla böylesini önemsediğimiz bir dil ve bu dilin bugünkü hale gelmesi, modern Farsçanın bugünkü yaygınlığına, böyle çok zengin bir literatüre, kütüphanelerde yüz binlerce eser Anadolu'muzda, İstanbul'da, Ankara'da olmak üzere başta, çok sayıda kütüphanede yüz binlerce Farsça eserin olması da bizim bu dile tarihte gösterdiğimiz ilgi, bu konuda gösterdiğimiz çabadır. Dolayısıyla bu konuda bu kadar özetle yetinelim. Bugüne kadar Farsçayı sanırım kısaca getirebildim. Çok teşekkür ederiz hocam. Kökeninden bugüne kadar ve o coğrafyadaki Farsçanın yerini gördük. Tabii bu arada merak ettiğimiz diğer bir konu, tabii Farsça, İran, Irak bahsettiğiniz coğrafyadaki tarihçil gelişiminden sonra Anadolu'da Farsçanın yeri, ki bize gelme noktası orası, bizim iddia alanımız belki ona diyelim. Anadolu'da Farsçanın yeri nedir, ağırlığı nedir? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Gazneli Mahmud'un Hindistan seferiyle ilk Türk Müslüman devleti devletlikten imparatorluğa dönüşüyor biliyorsunuz. Çok büyük bir güç. Hindistan Fatihi de olunca Gazneli Mahmud'un etkisi de çok fazla. O yüzden ülkesinin yani Türklerin dışında Persler de artık Gazneli Sarayı'na geliyor. Gazneli Mahmud'un sarayındaki şairlerin hepsi Farsça yazan şairler. Dolayısıyla burada başlayan ortak ilgi, ilişkiler daha sonra Selçuklular döneminde çok yaygınlaşarak artık bir takım bilimsel, edebi, kültürel eserlerin yazılmasına kadar gidiyor. Selçuklular döneminde Farsça Anadolu'ya yavaş yavaş yerleşmeye başlıyor. Bugün hatta mesela Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nin kampüsünün girişinde Alaaddin Keykubat kampüsü yazar. Bu Keykubat nereden geliyor? Çok eski İran'dan, milattan önce 2000'lerden Keyaniler hanedanından gelir. Kubat, hükümdar Kubat'tan gelir. Dolayısıyla biz Farsçayı belki de bir zamanlar özellikle Gazneli ve Selçuklu döneminde Türkçeden çok daha önemsemişiz. İsimler, kelimeler, cümleler, hatta biliyorsunuz dini bir takım kavramlar, işte namaz gibi, abdest gibi, oruç gibi, biz bunları Farsça öğrenmeden Arapça bilirdik. Halbuki değil. Mesela ruze, oruç ruzeden gelir. Abdest, absu demektir. Dest, el demektir. Ve böyle yüzlerce kelime. Dolayısıyla Farsçayla Türkçenin etkileşimi Selçuklular döneminde başlıyor. Anadolu'da yüzlerce şair, Selçuklulardan başlayarak ta Osmanlı dönemine kadar, çünkü Osmanlıca henüz oluşmamış, din ilimleri Arapça olarak yazılıyor kitaplar.
Müsbet bilimler, edebiyat konulu eserler hep Farsça yazılıyor. Dolayısıyla hatta Mevlana da bunun en iyi örneğidir. Anadolu'da yaşamıştır ama eserlerinin hepsini Farsça yazmıştır. Mesela Seyfi Fergani, Ferganalıdır, sonra şeye yerleşmiştir, Aksaray'a yerleşmiştir, Seyfi Aksaray'ı diye de bilinir ama divanını Farsça yazmıştır. Bizim Osmanlı sultanlarımızın her birinin hemen hemen çok üst düzeyde şiirlere yer veren Farsça şiirlerden oluşan divanları vardır. Biz Farsçayı bu kadar önemsemiş ve gelişmesine de çok yoğun katkılar sunmuş bir ulusuz. Bu da aslında şunu gösteriyor, o coğrafyadaki, bizim coğrafyamızdaki ki eskiden Gazneliler deyince Anadolu'dan, Selçuklular deyince Mezopotamya'ya, demin söylediğim sınırlar ta Hindistan'a kadar bu bölgeler Orta Asya hep aynı kültürle yoğrulmuş, aynı dilleri kullanmış topluluklardan oluşuyor. Dolayısıyla bir bakıma şunu söyleyebiliriz, bu bizim için ortak bir değer. Anadolu'muzun tarihi, kültürü, uygarlığı, edebiyatı, şiiri, dili Farsça ile iç içe girmiş. O yüzden Anadolu'da Farsça çok önemli. Bunu İranlılar da çok iyi biliyor, takdir ediyor ve bize gıptayla bakıyorlar. Dilimize bu kadar önem verdiniz, ortak bir kültür oluşturduk. Dolayısıyla bizim Farsçayı üniversitelerimizde, hatta eskiden biliyorsunuz orta dereceli okullarda da Farsça vardı. Birazdan belki buna da değineceğiz. Şu anda seçmeli ders olarak konuldu ama şu anda henüz yürürlüğe girmedi ne yazık ki. Dolayısıyla bizim ortak kültürümüz ve değerlerimizi kapsadığı için Farsçayı çok önemsememiz gerekiyor. Anadolu için Farsça ikinci bir dildir. Sözün özü, uzatmayalım. Çok verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum hocam ve son cümlenizden yola çıkarak Anadolu ve bizim için Farsça ve Fars edebiyatının önemli olduğunu vurguladınız. O bağlamda ülkemizde Fars dili ve edebiyatı bölümlerinin yeri ve bu bölümlerin içerisinde Atatürk Üniversitesi ve Fars dili ve edebiyatının konumu nedir? Evet, teşekkür ediyorum. Biraz önce de değinmiştik. Ülkemizdeki üniversitelerimizde yaklaşık bundan sanırım 10 yıl öncesine kadar 4 tane Fars dili ve edebiyatı bölümü vardı. Ankara, İstanbul, Erzurum ve Kırıkkale. Konya açıldı, 5 oldu. Daha sonra birçok üniversitemizde Fars dili ve edebiyatı ana bilim dalları açıldı. Ancak sanırım 1-2 yıl içinde de son 1-2 yıl içinde bunların birçoğu kapatıldı. Ancak şu anda aktif olan 5 tane Fars dili ve edebiyatı bölümümüz var. Bir de Mardin'de var şu anda. Onlar da öğrenci aldılar. Onunla birlikte 6 oluyor. Ama onlarda yüksek lisans doktora eğitimi yok. Bu diğer bölümlerde, Mardin dışındaki bütün bölümlerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veriliyor. Bizim bu bölümlerle ta asistanlığımızdan beri ki o bölümlerde şu anda yönetici olan bölüm başkanı, profesör hocalarımızın bir kısmı da zaten Erzurum'dan gitmeler. Hani bizim üniversitemiz için hep denir ya, üniversiteler kuran üniversite diye. Evet. Gerçekten şu anda hatta hem eski hocalar düzeyinde, buradan giden hocalar, hem de asistanlar düzeyinde düşündüğümüzde geçen bir istatistiğine baktık. 20'den fazla bizden mezun olup değişik Fars dillerinde doktorasını bitirmiş öğrencimiz var. Hepsi bizden mezun. Bu da bizim için gerçekten çok gurur verici bir iş. Yani üniversitemiz her zaman zaten öncü bu alanda. Fars dili ve edebiyatı alanında da öncü. Şimdi şunu yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela bundan 7-8 yıl önce ülkemizde ilk defa Farsça olimpiyatları düzenlendi. İran Kültür Bakanlığı Büyükelçiliği organizasyonuyla. Türkiye'deki bütün Fars dili ve edebiyatı öğrencileri, İran'ın Farsça eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler katıldı. İlk yarışmada biz Türkiye şampiyonu olmuştuk. Hatta bizim 3. sınıftaki bir öğrencimiz, şimdi Konya Selçuk'ta asistan, doktorasını bitirdi galiba. Oradaki 3. sınıfta olmasına rağmen doktora öğrencilerinden bile İstanbul ve Ankara'nın yüksek puan alarak bizim onurumuz olmuştu. Bununla da biz hep gurur duyduk. İkinci olimpiyatlarda ikinci olmuştuk. Ondan sonra da zaten yapılmadı bu olimpiyatlar. Ancak şunu söyleyeyim. Bizim bu Fars dili ve edebiyatı bölümlerimizle ilişkilerimiz çok sıcak.
çok güzel faaliyetler yapıyoruz. Mesela Doğu Esintileri diye bir dergi çıkartıyoruz. Uluslararası hakemli dergi. Üniversitemiz de sağ olsun rektörlüğümüz bunu Sinan Bey'in şeyiyle yönetiminde bir dergi koordinatörlüğümüz var biliyorsunuz. Evet. Üniversitemiz kapsamında üniversitemiz logosuyla çıkıyor. Yardımları için hem rektörlüğümüze hem Sinan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bütün Fars dillerinin lokomotifidir bu Türkiye'deki. Dergi Park'ta da var. İran'da da çok yankı yaptı. Çok güzel. Farsça bir sürü haber çıktı. Oradan da makale geliyor. Bunun dışında ortak olarak biz kültürel faaliyetler yapıyoruz. Edebiyat faaliyetleri, şiir geceleri. Biliyorsunuz İran'da şair çok. Hafız, Mevlana, Firdevsi, Sa'di, Feridüddin Attar. Bunun dışında sadece şairler değil. Yani bizim İslam tasavvuf edebiyatının öncüleri de Orta Asya, İran ve Anadolu orijinlidir. Dolayısıyla Abdülkadir Geylani'den tutun Cüneyd-i Bağdadi'ye, Yunus Emre'den işte Nizami Gencevi'ye bütün bu değerleri biz bu Fars Dil ve Edebiyatı bölümlerimizle ülke içindeki, yurt içindeki faaliyetlerimiz kapsamında sempozyumlar, paneller olarak çok sık sık bunları yapıyorduk salgın öncesi. Şimdi bunları online olarak yapıyoruz. Dolayısıyla bu bölümlerimizde çok yakın bir ilgimiz var. Dergi dışında bir de bu tür faaliyetlerimiz var. Bir de Cengizhan Hocam. Evet hocam. İran ve Türkiye arasında bizim tarih kurumuyla, Türk tarih kurumuyla İran'ın Ferhengistan kurumu var. Bizim Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu kurumunun tam dengi bir kurum. Evet, bunlarla evet. Birlikte biz 2 yıl önce 10.sunu gerçekleştirdik. Bütün Fars dilleri kapsamında. Türk-İran tarihi ve kültürel ilişkileri 10.sunu yapmıştık Konya'da. 2 günlük bir sempozyumdu. Çok da yararlı oldu. İnşallah salgın sonrasında bunları devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çünkü çok yararı olan faaliyetlerdi. Ülke dışına değinelim mi? Ülke dışında. Bir iki cümleyle hocam. Ondan sonra herhalde dil konusunda çok daha fazla konuşacaklarımız var. Bunun Farsçanın öğretimi noktasında, sıkıntılarımız noktasında konuşacaklarımız var. Yurt dışıyla da ilgili kısa bir bilgi alalım sizden hocam. Evet, uluslararası faaliyetlerimiz kapsamında tabii ki bizim en çok ilişkili olduğumuz Fars dil ve edebiyatı olduğumuza göre İran. İran'ın 6-7 üniversitesiyle başka Tahran, Tebriz, Urmiye Üniversiteleri, Meşhed Firdevsi Üniversitesi olmak üzere 7 üniversiteyle bizim geçmiş dönemde de şimdi de sayın rektörlerimizle gidip anlaşmalar da imzalamıştık. Bunlarla hoca gidiş gelişi, karşılıklı öğrenci alışverişi, ders notu, program, müfredat konusunda çeşitli ilişkilerimiz oldu. Çok da yararını gördük. Tabii şu anda salgından dolayı bunlar da önemli ölçüde yavaşladı ama online olarak bunları yürütmeye çalışıyoruz. İran dışında Azerbaycan'da işte Bakü Üniversitesi ile orada Bilimler Akademiyası ile onun dışında Gence Üniversitesi ile ilişkilerimiz var. Hatta şu anda güncel olarak şunu iletmem çok yararlı olacaktır. Önümüzdeki dönemde 3 ayrı sempozyum tasarladık. Şu anda hazırlıklarını yapıyoruz. Bir tanesi Tebriz Üniversitesi ile tasavvuf edebiyatı konulu bir sempozyum. 5 ülkenin katılımıyla yapacağız. Öteki hem bu sene Azerbaycan'da Yunus Nizami Gencevi yılı, ülkemizde de Yunus Emre yılı ilan edildiği için ünlü kişiyi konu aldığımız bir Yunus Emre ve Nizami Gencevi sempozyumu düzenleyeceğiz. Üçüncüsü de bu da bizim için çok onur verici. Çünkü Erzurum'a yazı geldi. İstanbul ve Ankara'ya gitmedi. Gerçi oralarda bizim ama olsun. Bizim birinci planda olmamız çok önemli. İran Cumhurbaşkanlığı'nca bir üniversitemiz Fars Dil ve Edebiyatı'yla ortak projeler, araştırma faaliyetleri düzenlenmesi istenmişti. Buna da biz cevabımızı olumlu yazdık. İnşallah ya Mehmet Akif Ersoy konulu ulusal şairimiz ya da Yahya Kemal konulu bir sempozyum düzenleyeceğiz. Bunun dışında birçok önemli bir tek faaliyetten daha söz edeceğim. İran'da Kültür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonunda 2 yıl öncesine kadar devam ediyordu. 2 defa da ben katıldım. Dünya çapında bütün Fars dillerinden bölüm başkanları davet ediliyordu. Bir müfredat birliği, ders kitapları hazırlama,
böyle bir çalışmamız olmuştu. Hatta beni de dil bilgisi ve modern metinler komisyonuna seçmişlerdi. Ama salgınla bu da duraksadı. İnşallah salgından sonra bunu da gerçekleştirebilirsek bütün Fars dillerinde ortak bir müfredat ders kitapları aşamasına geçmiş olacağız. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Bu arada tabii siz belirtmediniz onu, dil bölümüne oradan giriş yaparak ben belirtmek isteyeyim. Hatırlarsanız bu salgın başlamadan önce Erzurum'da bulunan İran Konsolosluğu'yla sizin desteklerinizle görüştüğümüzde uluslararası geçerliliği olan bir Farsça sınav yapılıyor İran'da. Hangi üniversiteydi unuttum, belki siz hatırlıyorsunuzdur. Biz eğer bu pandemi devreye girmeseydi o Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü olarak geçtiğimiz dönemde o Farsça sınavı gerçekleştirecektik ama biz ön görüşmeden sonra prensipte anlaştıktan sonra bu pandemi devreye girdi ve o işte orada kaldı. Ama kaldı derken görüşmelerimiz hala devam ediyor. İş bir de sınır kapalı biliyorsunuz. Şu anda İran sınırı her türlü geçişe kapalı. O zaman bölümünüzün faaliyetleri içerisine de olabilecek bizden de şunu diyebiliriz ki yakında inşallah bu yeni normallerin gerçek normallere dönmesiyle birlikte diyeceğim ben. Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü'nün bünyesinde uluslararası geçerliliği olan Farsça sınavımızı da merkezimizde ve üniversitemizde yapmaya başlamış olacak. Bu belki bölümümüze gelecek olan, sizin bölüme gelecek olan öğrencilerin burayı tercih etme noktalarında da bir artı, bir destek olacağını düşünüyorum hocam. Tabii bunu söyleyince de aklıma şu geliyor. Uluslararası sınavı getireceğiz. Edebiyat konusunda Fars dili olarak yaptıklarımızı, faaliyetlerimizi sizler... Cengiz Hocam sesiniz gelmiyor. Gelmiyor mu hocam şu anda? Sizde bir donma oldu herhalde hocam. Arkadaşlar ses sorunu var. Hocam sizin bilgisayarda bir donma var şu anda. Sizin internetiniz gitti Nimet Hocam. Bir saniye ben arıyorum Nimet Hocam'ı telefonla. Hocam sizin internet gitti şu anda Nimet Hocam. Teknik bilgi o geldi. Bir internet bağlantısını bir kontrol edin olmazsa hocam. Arkadaşlar teknik ekip bakıyor. Evet geldiniz hocam. Sizin internette bir kopuk oldu. Kusura bakmayın. Tabii online eğitim, canlı yayın ya da online geçince bu tip şeylerin olması gayet normal olarak geldi. Özür diliyorum. Bitmedi ama internette demek ki bir sorun var. İnternette. Evet hocam, uluslararası Farsça sınavından sonra şunu söylemek istiyorum. Uluslararası bir sınavı buraya getireceğiz. Burada yapacağız. Peki bu noktada şu aklıma geliyor. Biz gerek Türkiye genelinde ve öncelikle de tabii üniversitemiz olarak ben dikkate aldığımda ki sizinle beraber pandemi nedeniyle onlara da ara verdik. Yabancı Diller Yüksekokulu ve Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörü olarak biz Farsça dil kurslarına da ilana çıkmıştık ama pandemiyle beraber onları da kapattık. Evet. O alanda şunu sormak istiyorum hocam. Farsça öğretiminde neredeyiz biz? Yani ben Farsça bugün öğrenmek istesem kolay mıdır ya da bölüm olarak da genel olarak da düşündüğümüzde Farsça öğretimindeki temel zorluklarımız nelerdir? Belki buna değinirken de demin söylediğimiz daha sonra açıklayacağımız temel olarak kafamızdaki soruyu kaldırmak anlamıyla Arapça Farsça arasındaki farkla zorluklarımızı veya bölüm olarak burada ne derece başarılıyız hocam? Evet, teşekkür ediyorum. Evet, önce sona bıraktığımız sorudan başlayalım. Zaten dikkat ederseniz bölümümüzün Türkiye'deki Arap-Fars dillerinin kuruluşunda da bu ilgi ortada. Arap-Fars dili ve edebiyatı, Arap-Fars dilleri veya edebiyatı
diye bir aynı çatı altında kurulmuş. Bunun hikayesi şu Cengiz Han Hocam. Bir defa demin söz etmiştik 652'de Arapların İran'a girişi ile Arapça Farsça üzerinde daha geniş kapsamda söyleyecek olursak bilimsel tespit bu. İslamiyet'i kabul eden bütün ulusların dilleri üzerinde Arapça müthiş bir egemenlik kurmuştur. Ta girişinden itibaren. Bu da şudur. Mesela burada en başı da biz Türkler ve İranlılar çekmişizdir. Her şeyde olduğu gibi. Bütün gücümüzü, bütün çabamızı yeni kabul ettiğimiz dinin uğruna harcamışızdır. İranlılar da öyle yapmıştır. Dolayısıyla hem Farsçanın hem Türkçenin kelime dağarcığının bugün bile %30 ila 35 arası kelimelerimizin Farsça olduğunu kimse bilmiyor. Arapça olduğunu kimse bilmiyor. Farsça derken şunu kastettim. Bu kelimeler Türkçe değildir. Tabi Batı dillerinden de kelimeler var. Ama bu %35, %40 belki tabi Osmanlılar dönemine gidersek bu %50-55'lere varıyor. Divan edebiyatını düşünün %60'lara varıyor. Dolayısıyla İslamiyet'i kabul etmekle biz bir defa Arap canın da egemenliğini kabul etmiş oluyoruz. Bütün uluslar, yani Türkiye'den, Anadolu'dan, İran'a, Orta Asya'ya, Mezopotamya'ya, İslamiyet'i kim kabul etmişse Arapçayı da öğrenmiştir. Öğrenince kendi dilinin kelimelerini bir tarafa bırakıp bu dilin kelimelerini kabullenmiştir. Tefekkür etmek, tekzip etmek, dua etmek, namaz kılmak, istişare etmek, tespit etmek. Bakın bütün birinci kelimeler, siz dilcisiniz, daha iyi anladınız. Bütün birinci kelimeler Arapçadır. Buradan şunu anlatmak istiyorum. Dilimizin yarısı Arapçadır, Farsçadır diyebiliriz ama Arapça çok yoğun olarak. Şimdi Arapça öyle gelince Farsça, Türkler hem Arapçayı kabullenmiş hem İran bölgesinde de yöneticilik yaptıklarına göre bu üç dil birbirine karışmış. Ama bunu en çok, Arapçayı en çok kutsayan da biz olmuşuz. O kadar geliştirmişiz ki daha sonra ikinci sırada da Farsçayı. Bunu yaparken dilimizdeki kelimeleri öldürmüş. Evet. Arapçadan, Farsçadan kelimeler almışız. Bu yüzden de bu bölümler kurulurken de Arap-Fars dili ve edebiyatı olarak kurulmuştur ortaklığından dolayı. Biz de her ne kadar ayrılsak bile Arap dilinden yine tabii ki kardeş bölümüz. Arapça bizde zorunlu derstir 4 yıl. Çünkü Arapça olmadan Farsçayı anlamak çok zor. Arapça kelimeleri bilmeden divan edebiyatını çözmek çok zor. Bu kısa özetten sonra şunu söyleyeyim. Anadolu'muzdaki kültürel ve edebiyat mirasının çözümlenmesi Arapçaya ve Farsçaya gösterdiğimiz ilgiye bağlıdır. Dolayısıyla bu birliktelik buradan geliyor. Evet. Arapça olmadan Farsça olmaz. Biz öğrencilerimize hep şunu söylüyoruz. Farsçayı iyi öğrenebilmeniz için Arapçanızın çok iyi olması gerekiyor. Peki öğrencileri buraya çekmek için neler yapıyoruz? Bizim demin Farsçayı öğrenmenin zorlukları nelerdir, hangi problemler var ona geçmeden şunu söyleyeyim. Şu anda bölümümüze çok ilgi yok. Özellikle İstanbul dışındaki bölümlere neden ilgi yok? Çünkü biz bunun yıllarca mücadelesini verdik. Rektörlüklerimiz de buna yardımcı oldular geçen dönemlerde özellikle. Yani demek ki bunun mazisi 7-8 yıl önceye dayanıyor. Bakanlıkla ilişkiler kurduk, müsteşarlarla bizzat görüştük. Sonunda Cumhurbaşkanımız 3 yeni dili orta dereceli okullarda öğretim, bu 3 yeni dilde dilin öğretilmesi konusunda kararnameyi imzaladı 3 yıl önce. Ancak Milli Eğitim'in listesine de girdi. Bunlardan biri Farsça. Bu bizi çok sevindirdi. Farsça ilgiyi de artırdı ilk yıl ama sonra yürürlüğe girmeyince bu kaldı. Çünkü öğrenci geldiğinde buraya sonunda ne olacağını bilmiyor. Hadi üniversiteler var, asistan olurum ama kaç tane kadro var? Dolayısıyla böyle bir sorun var. Bu bölümümüze öğrencilerin yoğun gelmesini engelliyor. Birinci madde bu. İkinci olarak Farsça eğitiminde aslında biz Erzurum olarak çok da zorluk çekmiyoruz. Şunu da memnuniyetle belirteyim. Yani bizim bölümümüz olduğu için demiyorum. Demin olimpiyatlardaki başarımızı da söylemiştim. Çok şükür şu anda bizim burada hazırladığımız ders kitapları, yardımcı kitaplar birçok Fars dilinde, hatta Azerbaycan'da, Kıbrıs'ta dahi kabul edildi ve okutuluyor. Dolayısıyla bununla da gurur duyuyoruz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Öğretim üyesi kadromuz da çok iyi. İran'dan da iki tane burada yabancı öğretim üyesinin neden de etkili olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Evet. Özellikle konuşma dersleri, çeviri dersleri açısından. Burada da bir sorunumuz yok.
Sorunumuz fakültemiz de yeni, sınıflarımız da çok iyi. Şu anda bizim sorunumuz, teknik sorun da yok gerçekten. Öğretim üyesi sorunumuz da yok, sadece salgın sorunu var. Fars dili olarak bunu söyleyeyim. Öğrenci sayımız da az olduğu için, mesela Arap dilinin öğrencisi çok eskiden sınıflara sığmıyordu. Sorunumuz yok diyebiliriz. O zaman şöyle söyleyeyim. Deminki hani milli eğitime girememe, yani bir iş imkanı. O zaman iş imkanı ve belki tercih etme noktasındaki motivasyonu düşürüyor diyebiliriz öğrencilerin. Çok düşürüyor. Yani onun dışında da bölümün dışına geçersek hocam. Ben dışarıdan bir öğrenciyim. Üniversitede Farsça kursları düzenliyor. Ben oraya gidersem ne derece öğrenebilirim? Öğrenmede ne gibi zorluklar yaşarım? Ve öğrenirsem tamam, dil öğrenmenin faydasını tamamen biliyoruz. O da şüphe yok ama onun dışında biz her şeye duygusal baktığımız için Farsça'ya da ben İngilizcenin yanında diyelim ki bir Farsça öğrendiğimde benim hayata atılmamda, geleceğimi kazanmamda, ailemin geleceği, iş bulmam konusunda Farsça bana ne gibi bir avantaj sağlar? Ben niye öğreneyim Farsçayı? Efendim teşekkür ediyorum. Bu da aslında en önemli konulardan biri. Bizim atalarımız Farsçayı aslında birçoğu zevk dili, edebiyat dili olarak öğrenmişlerdir. İş bulmak için değil. Ancak tabii günümüz dünyasında ekonomik şartlar, sosyal durumlar bunu zorunlu kılıyor. Sizin de demin belirttiğiniz gibi Fars dil edebiyatı bölümümüz, bu İran İslam Cumhuriyeti'nin kültür ateşeliği vardı burada. Birkaç dönem burada çok güzel Farsça kurslar oldu. Hatta Fars dili öğrencilerine de ücretsizdi. Diğerlerinden evet. aldıkları da çok cüz'i bir ücretti. En son siz de buna böyle bir eğitim için, kurs için girişimde bulundunuz ama maalesef olmadı. İnşallah bunları telafi edeceğiz. Farsçayı niye öğrenelim? Bize ne sağlar? Farsça bir edebiyat dili. Farsçayı öğrenmek bize önce kütüphanelerimizde yüz binlerce abartısız, başta İstanbul olmak üzere, yazma eser, çok değişik konularda. Bunları tanımayı sağlayacak. O mirası bir nebze de olsa günümüz kuşakların aktarmamızı sağlayacak. İkincisi, Farsçanın ne denli zengin bir edebiyat dili olduğunu birçoğumuz bilmiyoruz. Ama Anadolu'da yüzlerce şairin, ki bizim Veys hocamızın yaptığı bir çalışmada 600 küsur Anadolu'lu şair, Türk şair, Farsça şiir yazmış. Bu kadar ilgi gösterilmiş. Kültürel mirasımız, Selçuklu tarihi Farsça, Gazneli tarihi Farsça, Osmanlı'da bir sürü eser, birçok eser Farsça yazılmış, binlerce. Bunları öğrenmek için, anlamak için, yeni kuşaklara aktarmak için, yararlanmak için, tabii bu akademilerin, üniversitelerimizin yapılmış. Evet. Bizler bireysel olarak Farsça öğrenirsek, buna ilgiyi artırırsak neler sağlarız? Bir defa o Mevlana'nın dilini, Seyfi Fargani dedim, onun dilini, evet. Farsça yazmış sultanlarımızın, şairlerimizin dilini öğreneceğiz. Onların neler söylediğini, neler yaşadığını, duygularını anlayacağız. Farsça öğrenerek büyük bir kültürel mirasımızı günümüze ulaştırmaya çalışacağız. Öğrenmesi kolay mı, zor mu? Şunu söyleyeyim, üniversiteye girmiş bir öğrenci, hangi bölüm olursa olsun, akademiye adım atmış olan bir öğrenci ya da bir kişi, Farsçanın zaten, abartmıyorum, %30 ila %40'ını biliyor. Nasıl biliyor? Sizin kuracağınız her cümlede ben en az 2 tane ya da 3 tane Arapça kelime bulurum. Kelimeleri saymaktan konuşmaya vakit bulamayız. Kelime kelimesi Arapça, vakit kelimesi Arapça. Bakın bir cümlede 2 tane yakaladım. Konuşmanın şeyini de bozmamak için saymıyorum evet, ama. Evet, evet. Evet, yakaladım. Şunu demek istiyorum. Şimdi bize bir öğrenci gelmişti, kız öğrenci. Annesi getirmiş onu yıllar önce. Hocam dedi, bu dili seçti kızım ama çok seviyor. Ben çok korkuyorum. Niye korkuyorsunuz dedim. Alfabesi farklı. Onu soracaktım hocam ya. Değil mi? Alfabenin farklı olması öğrenciyi veya öğrenmeyi bizleri biraz ürkütüyor, korkutuyor olabilir mi? Farklı bir alfabe. Çokça ürkütüyor. Neden? Niye dedim yenge hanım, niye öyle diyorsun? Hocam dedim, bak ben dedi bu harfleri kızım da bilmiyor. Senin önünde kitaplar açık. Olmaz dedim, öyle değil. Şimdi dedim ben size buradan bir cümle okuyacağım. İçinde kulağınızın yakaladığı Türkçe kelimeleri bana söyleyin. Okudum 1,5 satır.
Hocam 5 tane dedi. Mesela işte vakit kelimesi gibi, kelime kelimesi gibi. Bakın dedim, yarısını kızınız biliyor, siz bile biliyorsunuz. Hocam bu ne kadar kolaymış dedi. Şunu demek istiyorum. Alfabe 2 günlük bir iş biliyorsunuz. Alfabeyi öğrendikten sonra o dilin kelimelerini öğrendiğimizde göreceğiz ki bu kelimelerin %40'ı zaten bizim kelimelerimiz. Artı ortaokulda, lisede gördüğümüz batı dilleri ya İngilizcedir ya Fransızcadır ki son zamanlarda genelde İngilizce oluyor. Evet. Burada hemen oraya bir parantez açalım, demin sormuştunuz. Farsça Hindavrupa dillerinden olduğu için İngilizce ile aynı grupta yer alıyor. Mother, mader, berader, cengel, cengel, cuk, şuhi. Bakın 4 tane kelime saydım şu anda size. İngilizce ile ortak. Nereden geliyor? Sanskritçeden, Hindavrupa dil grubundan geliyor. Etti 2. Bir, dilimizdeki Arapça, Farsça kelimeleri biliyoruz. İngilizce'de öğrenmişsiniz belli bir düzeyde lisede. Üniversiteye de adım atmışsınız. Dolayısıyla üniversiteye kayık yaptırmış olan bir öğrencinin Farsçayı öğrenmesi demek %51'den başlayacak. Zaten 50'sini biliyor. Bu yüzden bir de şiire, edebiyata, okumaya ilgisi varsa, bir de aşk varsa bunun içerisinde motor olarak, sonuçta hiçbir sorun çıkmayacak ve bunu çok kolay öğrenecek. Peki hocam, ülkemizin konumunu, sınır bölgemizdeki ülkeleri düşünürsek de, ekonomik ya da ticari ve turizm işbirliği açısından da düşündüğümüzde, ki son dönemlerde, tabii ben bu konuda da şöyle söyleyeyim, pandemiden önce uluslararası dil sınavları koordinatörlü olarak bizim yılda 1500-2000 tane İran'la burada dil sınavına girmek için gelen adaylarımız var. Evet. Veya biz bölgemizi düşünürsek eğer, son dönemlerde Erzurum'daki marketlerin, mahalle arasındaki bakkalların bile, özellikle Cumhuriyet Caddesi'ndeki tabelalarında artık Arapça, Farsça, artık siz ne değerlendirirsiniz? Onu tabii ilk gördüğünde, tabii ki bir anekdot olarak da anlatayım. Oğlum onu ilk gördüğünde caddede gezerken, arabanın plakasını gördüğünde, bizdeki dedi ki Arapça, Farsça birleştiriyoruz. Arabanın plakasını gördüğünde bana şu tepkiyi vermişti. Baba, Kur'anca plaka. Evet, doğru. Şimdi, doğru. O açıdan baktığımızda da bizim aslında bayağı bir o bölgeden, Erzurum olarak düşündüğümde ben, bu bölgeden turist akımı da var bizim buraya. Turist de geliyor. Çok şimdi yoğun. Öğrencimizin günlük konuşma noktasındaki, edebiyat değil, günlük konuşma noktasındaki Farsça, ne diyelim bunu, pratik imkanını düşündüğümüz anda bu bölgedeki bu turist akımını, bu turistlerle esnafa belki de yardımcı olarak öğrenci arkadaşları, o açıdan düşündüğümüzde de bizim Farsça'ya biraz daha önem vermemiz, bölge olarak da Erzurum olarak da düşündüğümüzde önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bölümün dışındaki insanlara da artık bizim Farsça noktasında, tabii gelen İranlıyla, gelen Iraklıyla fark etmez. Hepsi çok iyi derecede İngilizce biliyorlar. Onu da size soracağım ama ben hep şunu diyorum. Ben İngilizce biliyorum. Yurt dışına gittiğimde İngilizce iletişim kurabilirim. Ama bir İngiliz benimle Türkçe iletişim kurmak isterse ondan çok daha memnun olur. Şimdi evet, bir İranlı buraya geldiğinde İngilizce ondan iletişim kurabiliriz ama Farsça ya da Arapça onun kendi diliyle bir iletişim kurarsak onu daha memnun ederiz diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Pandemiden önce hatırlarsınız, özellikle İranlıların bu 21 Mart'ta başlayan Nevruz tatilleri, evet. 12 gün, evet. Hatta 13 gündür o, ta eski İran, İslam öncesi İran geleneklerinden gelmektedir. 13 gün tatil var, hele bir de bu hafta sonu tatillerine denk gelirse 20 güne falan çıkarıyorlar. Uğrak yerlerinden, önemli uğrak yerlerinden birisi Erzurum'umuzdu, Van'dı. Biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla işte AVM'lerdeki, mağazalardaki Farsça yazılar, ilanlar, indirim ilanları dikkatimizi çekmiş. O dönemler bizden de öğrenci istiyorlardı orada tercümanlık yapmak için. Bakın demin Farsça öğrenmiştik, ne olur demiştiniz. Bir cevabı da bu aslında bu işin. Evet. Yani İranlı buraya geldiğinde burada Farsça konuşan Erzurumlu'yu gördüğünde bir de kendine güveni geliyor. Bak, dilimizi bilen de. Muhakkak. Çok güzel. Şimdi biz salgından önce YÖS sınavları için bir defa Tebriz'e gitmiştik. Bayağı bir yoğun müracaat vardı. Orada da ben gördüm. Türkiye'ye, Türkçe'ye çok yoğun bir ilgi var.
Üniversitemizdeki İranlı öğrenci sayısı da bunu gösteriyor. Dolayısıyla turizmde bu işin katkısı çok fazla olacaktır. O yüzden Fars dili ve edebiyatının yanı sıra elbette ki şehrimizde yapılacak olan bu, düzenlenecek olan, açılacak olan bu Farsça kurslar, Farsça öğretim veren programlar mutlaka bizimle entegre olarak yapılmalı. Çünkü Erzurum'da Farsça bilen başka bir kurum yok. Yani bu konuda biz gerçekten diğer kurumlarımıza da çok yardımcı oluyoruz. Hem Turizm İl Müdürlüğü'ne, Kültür Müdürlüğü'ne, mahkemelere, çeviriler için falan, belediyeye, valiliğe, yani hem tercümanlık için, hem kültürel faaliyetler için, hem de bu turizm, turistik faaliyetler için Farsça özellikle Erzurum'da çok çok önem arz ediyor. O yüzden bu tür şeyleri şimdiden, belki de salgının bitmesini beklemeden, online olarak başlatmak bence en yararlı karar olacaktır. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Geç kalmamalıyız. Tabii. Hocam burada şunu söyleyeceğim tekrar. Ben sınav için buraya gelen adaylardan da gördüğüm kadarıyla İran'da, dediğim gibi en son biz 2019'da diyoruz artık, 20'yi neredeyse yok sayıyoruz maalesef bu pandemi nedeniyle. 1600-1800 civarında İranlı aday bizim buraya sınava girmeye başladı ki biz ona, ben kendi adıma sınav turizmi diyorum gerçekten. Eğer pandemi açıldığı anda, şu anda kesin olmamakla beraber sınırın açılacağı gibi bazı şeyler de, haberler de dolaşıyor ortalıkta. Ki açıldığında ben şunu diyebilirim ki haftada en az 100-200 tane İranlı buraya sınava girmeye geldi. Benim onlarda gördüğüm şuydu hocam. Çok İngilizce biliyorlar. Evet. Harika İngilizce biliyorlar. Buradan yola çıkarak Farsça öğrenmede temelde İngilizcenin olması, ya da temelde biz kendi öğrendiğimiz için, Türkiye için düşünüyorum tabii, temelde bir İngilizce altyapısının olması mı, yoksa temelde bizim için Türkçe altyapısının olması mı? Hangisi Farsçanın daha kolay öğrenilmesine bir avantaj sağlar? Şöyle, bu soruya şöyle cevap verilebilir. İngilizce ile Farsçanın ilgisi şeyden geliyor, Sanskritçeden, Hind-Avrupa dil grubunda akraba diller oluşundan geliyor. Ama Türkçemizle ilgisi çok daha yoğun ve derin. Dolayısıyla demin de anlatmaya çalıştım. Bugün biz kullandığımız, bugünkü güncel Türkçemizde, Türk Dil Kurumu'nun son baskısını, sözlüğün son baskısında açıp baktığınızda, güncel Türkçemizde bile ne kadar yoğun ortak kelimemiz olduğunu göreceğiz. Elbette bu kelimelerin birçoğu Arapça. Çünkü Arapça hem bize geçmiş, hem İranlılar, hem diğer Müslüman ulusların dillerine geçmiş. Dolayısıyla İranlılarla bizim ortak dilimiz etkileyen dil açısından Arapça, Türkçeyi ve Farsçayı etkilemiş. Yani Türkçe ile Farsça arasındaki hem kelime sayısı, hem dil yapısı açısından benzerlik ve ortaklık İngilizceden kat kat fazla. Dolayısıyla Türkçe tabanlı bir eğitim daha da yararlı olur. Demin de galiba konuşmuştuk. Bu üniversite sınavında biz İngilizce'den... Ya ben o konuda şuradan yola çıkarak, müsaade ederseniz, şunu göstererek oraya getirmek istiyorum. Siz oraya geldiniz. Bilmiyorum, ekran paylaşımında evet, şu anda görüyor musunuz? Görüyorum. Burada hocam 2020 yok Atlas'tan alınan bilgilerimiz var burada. Bu dikkatimi çekti benim. Şimdi biz Fars Dili ve Edebiyatı bölümüne alacağımız öğrenciye, Türk öğrencisi bu. Türkiye'de liseyi bitirmiş öğrenci ve Türkiye'de Arapça veya Farsça gibi bir ikinci dil alamadan gelen öğrenci, bir Fransızca, Almanca da alamıyor maalesef. Şimdi 40 tane Türkçe sorusu soruyoruz. 80 tane de İngilizce sorusu soruyoruz bunları sizin bölüme almak için. Hı hı. Öğrencimizin Türkiye'deki başarı oranı, 2020'deki başarı oranı 40 soruda %38.54. İngilizce'deki başarı oranı 16.25. Yok denecek kadar bir düşük rakam. Ben şunu diyeceğim. Tamam, temelde olabilir ama biz milli eğitimdeki maalesef bu konuya da konuk ettiğimizde Profesör Doktor Mehmet Taktaş hocamla İngilizceyi konuşurken belki değineceğiz. İngilizce eğitimindeki problemleri hepimiz biliyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Pratikte çok da başaramadığımız, öyle diyeceğim maalesef, pratikte diyorum çünkü ilk öğretim müfredatlarını incelediğimde çok güzel bir müfredatla, pratikte başaramadığımız bir İngilizce bilgisiyle bu öğrencileri Fars diline almak yerine
daha iyi Türkçe'ye hakim, Türkçesi daha iyi ve kendini Türkçe'ye daha fazla çalışan, Türkçe hakimiyeti daha iyi olan bir öğrenci kitlesi seçsek, bu özellikle ülkemizde bulunan 5 tane ki Mardin'de 6 tane oldu dediniz, Fars Dili ve Edebiyatı'nda, sizler ve gelen öğrencimiz daha rahat etmez mi acaba hocam? Şu tabloyu siz nasıl yorumluyorsunuz? Evet, çok haklısınız. Bu tablo açıkça gösteriyor. Yıllardır zaten neden bunun cevabını bir türlü veremiyoruz. Fars diline girecek öğrenci, hadi dil yeteneğini seçme açısından, ölçme açısından belki düşünülmüştür ama bu tablo da onu gösteriyor. Sizin tespitiniz de çok doğru. İngilizcedense Türkçe'de çok daha başarılı. Dolayısıyla Türkçeden sınavla girse bence de çok daha yararlı olur. Yani hani dediğimiz gibi hocam, İngilizce'de bu gelen öğrenci İngilizce altyapısı sağlam olan bir öğrenci olsa tamam, bir şey demeyeceğim. Evet. Türkçeden skorlar onu gösterir. Yani İngilizce'de 80 soruda yani %16'lık bir başarı gösteren bir öğrenci, hani burada desek ki %60, %50 başarı gösteriyorlar. Demin dediğimiz gibi yakınlığından fayda sağlayacak. Orada evet, belki çok akademik olmayacak ama şunu söyleyeceğim hocam. %16'lık fayda olmasa ne olur? Yani öteki tarafta %39'luk yaklaşık bir şey var. Başarı. Olur da şu olur hocam. Şu 16'lığı düşürdüğümüzde belki öğrencimiz Türkçe ağırlıkta alacağını düşündüğü için buraya evet, yoğunlaşacak. Bu oran 38'lerden 40'lara, 50'lere çıkma ihtimalinde de olacaktır. Diye. Muhtemelen evet, muhtemelen. Çok doğru bir tespit. Bu konuda da bilemiyorum ne yapmak gerekiyor. Bizim yapmamız gereken bir şeyler varsa biz de çaba gösterelim. Evet. Sizler de buna destek olun. Ve bu dediğiniz bu tespit çok güzel bir tespit. Hem öğrenci sayımızı artıracak hem belki de buradan hareketle öğrencilerimizin başarı düzeyini yukarılara çekecek. Evet. Bir de demin siz hocam Milli Eğitim tarafından henüz pratikte uygulamaya geçmese dahi Farsça'nın ikinci dil olarak öğretilmesinin başlanabileceği yasal altyapının en azından hazırlandığını söylediğiniz yanılmıyorsam. Evet, evet. Aynısını biz Rus Dili ve Edebiyatı'ndan Hadi Hocamızla görüşürken de paylaştık. Şimdi ben İngiliz Dili ve Edebiyatı'da görev yapıyorum. Ama Milli Eğitim'de yıllarca görev yaptım. Milli Eğitim'in kitaptı, bazı komisyonların nacizane görevler. Oradan benim şu geliyor hocam. Eğer ben ikinci bir ihtiyaç ortaya çıktığını düşünüyorum. Eğer Milli Eğitim'de, ben şuna inanıyorum. Milli Eğitim'de Farsça ikinci bir dil olarak öğrencilere seçmeli diller arasında yer alacaksa, bunun öğretiminde bizim başarılı olabileceğimiz için, bilmiyorum ben de İngiliz Dili ve Edebiyatı'nda öğretim görevlisi hocayım ama öğretmenlik tarafının eğitim fakülteleri tarafından yapılması kanaatindeyim. Daha başarılı olabileceğim. Çünkü bu şundan dolayıdır. Sizin de bizim de edebiyat bölümlerinin edebiyat müfredatlarının ağırlıklı olduğu için pedagojik formasyon, dil öğretimi konusunda çok da fazla verimli olamadığımızı düşünüyorum. Müfredatımız gereği diyor. Dolayısıyla eğer Milli Eğitim'de bu ikinci dil olarak seçimini aktif hale getirecekse bunun daha başarılı olabilmesi için belki Rusya için de biz aynısını Hadi Bey'le konuşurken gündeme gelmişti. Eğitim fakültesinin bünyesinde Türkiye'de belki bir tane olabilir. 10 tane olmasına gerek yok bunun. Her üniversitede olmasına evet, gerek yok. Atıyorum sınır bölgesi, yabancı ana dili Farsça olan hoca bulma avantajlığımızı da düşünerek neden belki de ülkemiz, üniversitemiz bünyesinde ileriye dönük Milli Eğitim'de öğretilecek olan Farsça'nın da daha sağlam temellerle atılabilmesi için Farsça öğretmenliği bölümü olamaz mı acaba? Evet, çok, bu da çok doğru bir teklif. Bu öneri de aslında üzerinde düşünülmesi gereken çok değerli bir öneri. Çünkü bu orta dereceli okullarda Farsça'nın okutulması demek buralarda öğretmen bulundurulması zorunluluğunu ortaya çıkarıyor. Bu bizim hem geçmiş dönem mezun olmuş, öğretmen olamamış mezunlarımız, öğrencilerimiz için büyük bir sevince yol açacaktır. Artı tetikleyerek bölümümüze daha çok öğrenci gelmesini sağlayacaktır. Çünkü ülkemizde yetişmiş Farsça öğretmeni çok az. Bizim evet, mezunlarımızla sınırlı. Dolayısıyla hem öğrenci akışını üniversitemize
hem de orta dereceli okullarda bu gerçekleşirse neden olduğunu bilemiyorum. Galiba 3 yılı da geçti, 4 yıl oldu belki. Henüz burada bir uygulamaya geçilmedi. Sanırım bu sene, bunu tam evet netleştirmiştik biz. Güneydoğu'da bir ilimizde bir tek öğretmen almışlar, Farsça öğretmen. Bir okula da açmışlar bu dersi. İnşallah bu örnek diğer illerimizi de yaygınlaşır. En azından pilot bölgeler seçilir. İlk etapta bu uygulamaya geçilir. Bu tespitiniz için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir kıvılcım olarak dikkatleri çeker ve bunu kağıt üzerinde onaylanmış şeyi, kararı uygulamaya geçirir ve Fars dili ve edebiyatına olan ilgiyi artırırız diye düşünüyorum. Peki hocam, bu ara yine İngilizce'den yola çıkarak Farsça'da dedik ki inşallah yapmaya başlayacağımız uluslararası bir Farsça sınavı olacak. Üniversitemizde biz bunu yapacağız. Şu pandemi ortadan çıktıktan sonra. Biz dil öğretiminde de 4 beceriyi, aslında temelde hangi dili öğretiyorsanız öğretin, önemli olan bir şey, biz iletişim kurmak için dil öğretiyoruz. Ve burada 4 beceri odaklı gidiyoruz. Dinleme, okuma, yazma, konuşma odaklı gidiyoruz. Bu noktada öğrencimizin, bizim bölümdeki öğrencimizin, özellikle bölümü konuşuyoruz kurs açamadığımız için ya da konsoloslukla beraber o işbirliği döneminde açtığınız kurslarda bu uluslararası standartlarda değerlendirebileceğimiz 4 beceriyi ne derece öğrencimize verebiliyoruz ya da siz bu 4 beceri öğretimini ne derece önemsiyorsunuz hocam, dil öğretimi? Tabii ki bu dediğiniz 4 beceri, 4 yetenek çok önemli. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bizim bu şu anda gerçekleştirdiğimiz programı tasarlarken biliyorsunuz toplantılarda. Evet. Yani biz şu anda bölüm olarak aşağı yukarı bunu, bu dediğiniz 4 yeteneği sağlama, geliştirme konusunda şu anda kendimizi yeterli hissediyoruz. Ama tabii ki bunun müfredatı, uygulaması ortaya çıkınca kendimizi de buna uyarlayıp onu en güzel şekilde vermeye çalışacağız. Yani bölümümüzde bu konuda hem teknik altyapı hem öğretim elemanı açısından bir sorunumuz yok. Bunları da aşağı yukarı zaten şimdi veriyoruz, bu 4 yeteneği. Çünkü 2 tane de İranlı hocamız var. Özellikle, o büyük avantaj hocam sizin için. Evet, o büyük avantaj. Öğrencimiz için. Bir tanesi online olarak başladı salgın olduğu için ama bir tanesi burada. Çünkü bu konuda biliyorsunuz ana dili, o türde konuşma derslerinin ana dili Farsça, bizim bölüm için söylüyorum. Ana dili Farsça olan hocalar tarafından verilmesi gerekiyor. İyi olur hocam demiyorum, zorunlu. Dolayısıyla bu açıdan bu 4 yeteneği verme, bu 4 beceriyi geliştirme, sağlama konusunda biraz da kendimizi oluşturacağımız müfredata, programa, uygulamaya hazırlayarak gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Ben aslında hocam bu üniversitelerde genel amaçlı dil öğretiminde açıkçası düzenlenecek kursların bazen özellikle edebiyat bölümlerindense pratik anlamda çok daha etkin olabileceği düşüncesindeyim. Ki kendi tespitlerim, tecrübelerim anlamında daha acizane şöyle söyleyeyim. Fars dili ve edebiyatı müfredatınız gereği edebiyatla ağır, üst düzey bir yapıyla, dille uğraşıyorsunuz. Fakat ben İngiliz dilindeki öğrencilerimizde de bunun aynısını yaşıyoruz ki şu ara Erasmus programının sınavı devam ediyor. İngilizce'de 700-800'e yakın bir öğrenci önce bir online yazılı sınava, şu anda da bir online sözlü sınavlarımız devam ediyor. Burada tespit ettiğim şu hocam, kendi bölümündeki öğrencimin de yazılı sınav anlamında tamam, öğrencimizin bir sıkıntısı yok. Akademik anlamda bir sıkıntısı yok. Yani Arap Fars dilindeki öğrenciye ben sizin dediğiniz gibi işte Firdevsi ile ilgili Firdevsi'nin şahnamesini bana anlat dediğim belki en üst düzey şekilde bana anlatabilecek. Çünkü müfredatlarımız edebiyat fakültesinin evet, müfredatı buraya yoğunmuş. Ama ben bu öğrencime telefonu verip atıyorum Erzurum'daki X otelini arayıp bana iki kişilik bir tek bir çift kişilik oda rezervasyonu yapar mısın dediğim anda öğrencimiz kalıyor belki büyük bir bölümüne. Bu anlamda sizin öğrencinizin de nispeten bazı sıkıntılar, problemler yaşadığını düşünüyor musunuz? Evet, doğru, haklısınız. İşte bu sıkıntıları gidermek için, bu sorunu çözmek için de yabancı statüsünde öğretim üyelerimiz var.
Bunu son sanıyorum 7-8 yıldır uygulamada bu. Ve bunda da büyük başarı sağladık. Çünkü bizzat ana dili Farsça olan hocalar tarafından konuşma dersleri veriliyor. Özellikle bunlara dikkat ediyoruz. Konuşma, Türkçeden Farsçaya çeviri gibi dersler. Hatta bir hocamız vardı. Tiyatro bölümü hocasıydı. İran'dan gelmişti. Öğrencilere tiyatro bile yaptırdı Farsça. Mesela Sadi'nin Gülistan'ından bir hikayeyi sahnelemişti onlarla birlikte. Çok da güzel oldu. Yani tabii ki bunun için bir takım dokümanlar da hazırlamak gerekiyor. Dediğiniz gibi bizde daha çok edebiyat ağırlıklı öğretim, eğitim yapılıyor ama bunun edebiyata geçilmesi için de dilin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bizde aslında dil ve edebiyat ortak. Evet. Dediğiniz gibi pratik konuşmada, güncel Farsça'da belki zorluklar olabilir. Bunları yavaş yavaş işte yabancı hocalar aracılığıyla da aşmaya çalışıyoruz. Peki Farsça öğrenmek isteyen biriler için Türkiye'deki edebiyat anlamında yine demiyorum hocam, genel günlük anlamdaki kaynak, materyal bulma noktasında bir sıkıntı var mı hocam? Hayır, hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ülkemizde artık Fars dili tarihi 40 yılı aştı, belki daha fazla. Ta Şarkiyat Enstitülerinden başlıyor İstanbul'daki. Bir de daha önce de Osmanlılar döneminde de Farsça ders kitapları, Osmanlıca bile olsa ki biz bunlardan çok yararlandık. Yazılmış olduğundan dolayı edebiyat kitapları, bunları da günümüze uyarladığımız için bütün Fars dilleri hocaları tarafından o kapsamda söylüyorum. Bir de İran'dan bu tür dokümanları temin çok kolay oluyor. Özellikle İran Kültür Ateşelikleri, demin de söyledim ya, Tahran'da Kültür Bakanlığı'nın bütün Fars dillerini toplayıp bunun içerisinde özellikle güncel Farsça da var tabii ki. Ve bu programı zaten gerçekleştirirsek uluslararası bütün Fars dillerinde aynı konuşma kitapları olacak. Mesela aynı dil bilgisi kitapları olacak. Aynı klasik metin ya da çağdaş metin olacak. Bunu da gerçekleştirebilirsek inşallah bu konudaki diğer sorunlarımızı da çözmüş olacağız diye düşünüyorum. Evet Sayın Nimet Hocam, eğer eklemek istediğiniz son bir şeyler yoksa müsaadenizle programı kapatmak istiyorum. Son sözü eklemek istediğiniz son bir iki cümleyi aldıktan sonra sizden hocam. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Hem Sayın Rektörümüze hem size bu işin emeğini çektiğiniz için. İnşallah bu çabalarımız güzel bir sonuca götürür bizi. Bakalım hiçbir çaba, hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Bir takım sorunları burada dile getirdiğimiz ya da getiremediğimiz, belki detaylı incelediğimizde sizin son sorunuzdan hareketle bunu söylüyorum. Eksiklikler de varsa onları da dizayn edip, düzenleyip, programlarımızı, müfredatlarımızı da onlara uyarlayarak inşallah bunları da çözmüş oluruz. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere efendim. Evet, Profesör Doktor Nimet Yıldırım hocamıza verdiği çok değerli bilgilerden ötürü biz de teşekkür ediyoruz. Bu arada bir hatırlatmayla programı tekrar kapatmak istiyorum. 26 Mayıs Perşembe günü yine aynı saatte söyleşimizin bu sefer konu Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden Sayın Profesör Doktor Nevzat Hafız Yanık hocamızı misafir edeceğiz. Ve bu sefer orada neden dil öğrenemiyoruz ve öğretemiyoruz bölümünün Arapça boyutunu, Arapçanın, Arap Dili ve Edebiyatı'nın ülkemizdeki veya dünyadaki yeri ve asıl temelinde yer alan bizim Arapça öğretiminde ve öğreniminde yer alan sıkıntıları görüşmeye çalışacağız. Bu ara şunu da tekrar hatırlatalım. Biz bütün dillerde, daha akabinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde de bu görüşmelerimizi yaptıktan sonra inşallah bu sefer bu bütün değerli hocalarımızı tek bir platformda, ama bu sefer sorunları konuşmak için değil, bu söyleşilerimizde ortaya koymaya çalıştığımız, tespit etmeye çalıştığımız o sorunları gücümüz yettiğince çözümünü bulmak için bir araya geleceğiz. Onu da buradan tekrar duyurmak istiyorum. Ve 26 Mayıs Perşembe günü saat 14'te